Daha önce bahsettiğim gibi e, gittiniz Google Classroom'a dahil oldunuz. Sınavınızı yaptınız. Sınavı yaptıktan sonra diyelim ki sınav kağıdınızda işte öğrenci numarası, sayfa numarası ve imza varken tabi güzel çekmeye dikkat edin. Okunabilir olsun. Örneğin bir sayfa bu. ikinci sayfada bu oldu. ikinci sayfada bu diye çektiniz diyelim ki. Sonrasında bunları nasıl yüklüyorsunuz? Şöyle. Bu sınavdan sonra işte Classroom'u zaten kurmuştunuz. Bu klasumu açtınız. Kendi Classroom'unuzda dahil olduğunuz için atıyorum su temini sınavına geldiniz. Açılmış olan ödev teslimi olan sayfasına gidiyorsunuz. Sonra bakın çalışmanız kısmını yukarı doğru çektiniz. Şimdi ek iyileştir diyeceğiz. Birden çok dosyayı farklı yükleme yöntemleri var ama Bence hiç uğraşmaya gerek yok. Bakın resimlerinizi gösterirsiniz. Nerede, nereye çekmişseniz. Örneğin şu benim birinci sayfam. İsimleri değiştirmenizi tavsiye ederim. Yani fotoğraflarını çektikten sonra birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa diye isim verirseniz daha kolay ve daha güzel olur. Ama yani vermediğiniz neçede üzerine sayfa numaralarını yazarsanız yine problem olmaz inşallah. Biraz uğraştırır ama problem olmaz. Yüklesin. Evet. Bir tanesini yükledi. Yine ikinci eki dosya olarak alıyorum. İkinci ek. Bağlantınızın duruma göre e, burası kendi bağlantınızla ilgili. Tabii benim e, Google Classroom'daki yoğunluk şu anda önemli değil çok fazla. Teslim et butonuna bastığınızda ancak belki Classroom'daki yoğunluk sizi bekletebilir. Bakın bu kadar beklemek de normal. Ama bekleyeceksiniz. Evet. Şimdi ikisini de yükledi. Bundan sonra ki teslim et. Diyor ki teslim et tıklayınca iki tane ek gönderilecek diyor. Oradan teyit alıyor. Evet teslim et. Siz tabi ne kadar kaç sayfa yapmışsanız onu o kadar ekleyeceksiniz. Çalışma gönderildi diye altta linkini de gösterdi. Artık teslim edildi yazıyor. Bakarsanız yanında teslim edildi ifadesi var artık. Göndermeyi iptal ederek başka bir şeyler yapılabilir ama ihtiyaç çok. Artık bunu siz gönderdiniz ve problem yok. Teslimde yapmış oldunuz. Artık gerisi bizim okumamıza kalmış oluyor.